Efendim, dün Derya Hanım ekip arkadaşlarımız aradı. Ben buradayım, sağım dedi. Yani nerede olduğunu söylemedi de ben hayattayım dedi. Daha sonra ablasını da aradı. Hatta ablasına eğer yayına çıkarsan sana hakkımı helal etmeyeceğim dediği için ablası şu an yayına çıkmadı. Kebra Hanım'la konuşmasında şunu söylemiş. Beni işte birisi takip ediyordu, kaçırmak istedi. Silah zoruyla kaçırmak istedi. Ama ben onun kim olduğunu bilmiyorum. Eğer gitmeseydim onunla beni ve ailemi öldürecekti. Osman bana yardım etti demiş. Ablasına daha başka şeyler anlatmış. Biz Hacer Hanım'dan, aman Derya Hanım'dan mesaj haber aldık ama Osman'dan haber alamadık. Bugün Osman Bey'in babası ve eşi Gizem Hanım da burada. Babası Sezai Bey ile eşi Gizem Hanım da burada. Aslında onlar da çok endişeliler. Gizem, siz kaç yıllık evlisiniz? 4,5-5 sene olacak. 4,5-5 sene. Peki Evet. sen haberdar mıydın bu hanımefendiden, Derya'dan, böyle herhangi bir konuşma, fotoğraf? Ben sadece telefonda kayıtlı olduğu için WhatsApp'ta görüyordum. Hani bu kim diye sordum. İş yerinden çalıştığım 3-4 kişi vardı zaten. Onlarla beraber öyle hani iş yerinden çalıştığı bayan diye biliyorum ben sadece. Yani hiç böyle bir mesajlaşmaları, Yok hiçbir konuşmaları, şey dikkat yoktu. çekici hiçbir şey. Hiçbir şey. Sadece WhatsApp'ta durum paylaştığı için durumlarını görüyordum. Ama mesaj, konuşma, arama, kayıt hiçbir şey yoktu. Kaç yaşında senin eşin? 24. 24 yaşında. Evet. Siz de şu an kayıp olarak arıyorsunuz. Tabii Kayıp canım. başvurusunda bulundunuz. Bulunduk. Aynen. Elimizde Karşılıyor. fotoğrafı da var. Görelim bir ekranda. Bayağı da küçük. Evet, çok da erken evlenmiş sizinle anladığım Askere kadarıyla. gitmeden evlendik. 19 yaşında Tabii. evlendi sizinle. Babası da aramızda. Sezai Bey, siz ne diyorsunuz bu işe? Ne diyebilirim Derya? Ne diyebilirim? İçim yanıyor. Her şey boğazımda düğümlendi şu anda. Lütfen kaldırır mısınız resmi? Alır resmi. Hiç yani bu olayı işleyecek bir kişi değil, kişilikte yetenekli bir çocuk değil. Yani bu 3 tane hanım çocuğu olan bir hanımefendiyi alıp gidecek yetenekli bir kişi değil benim oğlum. Ben inanmıyorum Derya Hanım'ı yani gittiğine, yani götü ya da kaçırdığına Beraber kaçtığına inanmıyorsunuz. inanmıyorum. Hani götürmüş olabilir, yardım etmiş olabilir ama başka bir niyetle gittiğine ben inanmıyorum. Mitme siz de inanmıyorsunuz eşinizin böyle Evet. gittiğine değil mi? Evet. Ama bir zorbalık olabilir, ikisine bir tehdit olabilir, iş yerinden bir şey olabilir, onu bilmiyorum. Biz bu gündemi ilk bayramı ikinci gün ben olayı duyup buraya geldiğimde bu programa taşıyalım diye bu gündeme getiren benim. Ama program tatilde olduğu için mesainin başlamasını bekledik. Biz Ben dün aslında dedim niye aramıyor Osman'ın ailesi haberdar mı diye ama sonra sizinle konuşunca anladım ki siz aslında siz de şoke oldunuz. Şimdi bir tarafta gelininiz, bir tarafta oğlunuz, oğlunuzun 3 çocuklu bir kadını mı kaçırdı, Özür dilerim. kaçırmadı duygusu. Su alabilir miyim? Tabii tabii. Ben şeker hastasıyım. Her an tabii ki. Tabii tabii geçmiş hemen olsun. getiriyor. Yani böyle bir onlar da böyle bir şey yaşıyorlar. Böyle bir stres yaşıyorlar yani. Ne olduğu belli değil. Aynen. Akıbetinden haberimiz yok. Teşekkür ederim. Akıbetinden haberimiz yok. Ölüsünden, sağlığından hiçbir haberimiz yok. Hani dün biz gelinimin annesi kalp hastası. Olayı daha dün öğrendim yayından sonra. Yayından sonra öğrenmesi de Osman olarak duymuş ama kim olduğunu bilmiyordu. Gelinim dedi ki annem dedi başkasını duyacağını ben anlatayım dedi. En azından bir şok geçirmesin dedi. O halinde yine şok geçirdi kadın. Şu an doktor kontrol altında Edirne'de. Biz o yüzden yani dışarıya yansıtmayı istemedik ve mesai şeyi başlasın dedik kendi aramızda. Ondan sonra sizin program, hatta benim hanım önce kayıp başvurusunda bulundu size. Hani programın içeriğini sormuş arkadaşlara. Bir su Peki içeyim dedi. Sezai Bey, şimdi siz diyorsunuz ki benim oğluma 3 çocuklu bir kadını kaçırmaz. Ben buna inanmıyorum. Metin Bey de diyor ki benim karım da 24 yaşında bir çocukla kaçmaz. Evet. Ama mesela Gizem Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Bence yani asıl sizin hissiyatınız benim için çok önemli. Ya ben gittiği zaman hani bunalıp gitmiştir. Bir iki güne döner diye bekledim. Ama sonradan işte abi aramış herhalde abimleri falan ulaşmış. İşte karım yok piyasada, sizin de oğlunuz yok diye. Ben duyduğumda ben gittiler zannettim. Ama sonradan iş çok farklı bir şeye döndü.
İşte biri diyor kaçmış diyor, biri diyor kaçırıldı diyor. Yok silahla götürüldü diyor. Kimin ne söylediği belli değil yani. Ama ben sen kocanın gittiğine inanıyor musun yani, gidebilir miydi? Sen bilirsin kocanı en iyi, sen tanırsın. Ya öyle bir sorunumuz yoktu. Biz 5 senelik evliyiz. Bir ufak bir kavgamız dahi yok ama insan oldu sonuçta, her şey başına gelebilir. Gönlü kaymış olabilir diye düşündüm. Ama sen onu hissedersin. Bilirsin. Son 2-3 aylık halinden, hareketinden herkes karısını, evet, kocasını bilir. Kadınlar bilir. Ya son 15-20 gündür telefonunu çok saklıyordu. Ben o yüzden hani belki yapmış olabilir diye düşündüm ama sonra işte silah zoru dediler, bilmem ne dediler, bir şey dediler. Hanımefendi ve beyefendi, bakın şimdi siz kendi kendinize eğer de gittiyseniz şimdi yani kendinizi öldürmekle tehdit ediyorsunuz falan. Şimdi kendini ölümle tehdit, yani ben kendimi öldüreceğim diye tehdit eden birisinin bence psikiyatriste gitmesi lazım. Şimdi siz zaten giderek buradan arkanızdan onlarca kişiyi ölümden beter ettiniz. Şimdi kolay mı yani sizin Derya Hanım kızınızın, eşinizin yaşadığı, Osman Bey babanızın, annenizin, kayınvalidenizin, eşinizin yaşadıkları? Şimdi biz kendimizi öldürürüz. Yani Metin Bey demiş ki ne olursa olsun ben çıkacağım ya, ben karımın sesini duymak istiyorum. Çünkü Metin Bey'in aklını şu kurcalıyor. Velev ki Osman'la kaçtı. Peki bunlar pansiyona gittiklerinde neden eşinin yüzünde darp izleri vardı? Hani gönül rızasıyla gittilerse... Neden o zaman böyle eşini bir şey kim dövdü? Ya da eşi neden kız kardeşine, ablasına böyle bir telefon açıp da bu kadar sıkıntıda olduğunu ve bu kaygıları dile getirdi? Böyle bir değil senaryo Metin, oluşturdu. Sizin yerinize konuşuyorum ama sizin aklınızdaki doğru, soru işareti bu. Doğru. Bir de kendi oluşturdu, eşinizin oluşturdu. Ciddi bir senaryo var aslında. Hadi o yalan olsun ama kadını kim dövdü? O belli bir yere kadar normal. Belli bir yerden sonra anlamak sonra zorlaşıyor. Evet, tıkanıyor zaten. Hani orada yalan söylemiş olsun ama yüzündeki darp izleri ve niye evden çıkarken hiçbir hazırlık yapmadı, yanına bir eşyasını almadı. Para almadı. Para şimdi, almadı, bir kıyılık kıyafet almadı. Bir şey almadı. Söyleyebilir miyim? Metin Bey bir konuşmasında İzmir Karakolu'nda ifadelerine alındığını ve serbest bırakıldığını söyledi.